Şimdi biliyorsunuz her zaman hanımefendiliğiyle ve sesine hayran kaldığımız Muazzez Ersoy'umuz var. Fakat Muazzez Ersoy TRT'deki programında neler neler yapmış biz. Yok böyle kavga, yok böyle skandal. Milyonların gözü önünde devlet kanlı TRT'yi TRT'de canlı yayında şikayet etti. Muazzez Ersoy'dan TRT'ye ağza alınmayacak ağır eleştiriler. Bana mobbing mi yapıyorsunuz? Sözleşmemi feshedin. TRT Müzik'te Sevgilerimle isimli programı yapan sanatçı Muazzez Ersoy canlı yayında söylediği bir parça sırasında mikrofonun sesinin mat olduğunu iddia etti. Rejiye sorunun düzeltilmesini istediğini söyledi. Reji ise kendi taraflarında sesin düzgün olduğunu Ersoy'a iletti. Nerede eski Muazzez? Ersoy bunun üzerine rejide ses düzgün ama burada ben sağlıklı duyamazsam okuyamam ki şu anda da robot gibi okuyorum. Nerede eski Muazzez? Geçen seneki Muazzez nerede? Şimdiki Muazzez dedi. Sesteki sorun devam edince Muazzez Ersoy canlı yayında patladı. Ersoy sabote mi var dedi. Herkes çok şaşkındı. Beni sabote mi ediyorsunuz? Muazzez Ersoy konuşurken bir anda ses düzeldi. Sanatçı Ersoy bu çıkışıyla, bu egosuyla TRT emekçilerini ateşe atıyordu. Bana mobbing mi yapıyorsunuz? Yıllardır devlet kanalı TRT'den tonla para kazanan Muazzez Ersoy komik bir şekilde TRT'ye beni bezdirmeye mi çalışıyorsunuz dedi. Ve TRT kanalı TRT Müzik'te TRT'ye res çekti Ersoy. Anlaşmamı feshedin. Ortam buz kesmişti resmen. Artık burama kadar geldi. Daha sonra başka bir parçaya başlayan Ersoy parçayı vokalistlere bırakarak sahneden indi. Muazzez Ersoy sahneyi terk etti. Muazzez Ersoy'un egosuyla yaptığı, TRT'de çalışan reji ve teknik personeli zor durumda bırakan bu akıl almaz çıkışına sosyal medyadan da büyük tepki geldi. Millet aş iş derdinde, hanımefendi mikrofon derdinde, yazık TRT çalışanlarına. Bu ne ego böyle Muazzez Hanım diyen kullanıcılar Ersoy'u eleştirdi. Muazzez Ersoy'a büyük tepki. Bu arada TRT'de yaşanan bu ego skandalı bir ilk değildi. Yıllar önce de Hakan Peker TRT Müzik'te rejiye çıkışmış, reji beni çek beni demişti. Evet. Şimdi tabii yılların Muazzez Ersoy'u sesi çok iyi bilir. Kulağı çok hassastır. Mikrofonu çok iyi bilir. Burada Muazzez Ersoy eğer bir tokluk hissettiyse o anda bir tokluk söz konusudur. Ancak TRT gibi bir kurumda da kasıtlı bir hata yapılacağını düşünmüyorum. Böyle bir şey olmaz. Yani mümkün değil. Çünkü TRT kimsenin malı değil ki. TRT'nin en sevdiği solistlerden biri Muazzez Ersoy. Yıllardır çalışıyorlar. Bir kere TRT Muazzez Hanım'ı seçmiş ve program yaptırıyor. Yıllardır insanlar TRT'de biliyorsun program yapmak çok büyük bir ayrıcalık yani. Öyle de şimdi Muazzez Ersoy da belli bir isim zaten. O da sıradan bir sanatçı değil. Ya mutlaka. Şimdi Muazzez Ersoy tok olarak aldıysa sesi ve sanatımı icra edemiyorum diye düşünüyorsa kendine göre o anda haklıdır. Nitekim sesin açıldığını duyduk. Ben burada kasıt filan asla olduğunu zannetmiyorum. Bir unutkanlık belki olmuş olabilir. Belki ne bileyim ben bir düğmeye çevirmek o anda olma, yani herkes biz de burada iş yaparken bazı ufak tefek hatalar oluyor. Olmuyor değil mi? Bunu böyle ama bunu söylemek... Evet, oraya geleceğim. Muazzez Ersoy'un bunu bu şekilde böyle uzatması, mobbing falan demesi bunlar çok hata. Benim sözleşmemizi feshedeyim falan. Bunlar çok hata. Çok hata. Ya da maalesef çok hata. Gitmesi. Maalesef. Çünkü TRT hepimizin TRT'si. Yani TRT asla bir teknisyenin, oradaki bir rejideki yönetmenin, yönetmen yardımcısının uhdesinde olan bir kurum değil ki. Yani bunu Muazzez Ersoy seviyesine gelmiş bir insanın düşünmesi ve ona tamam orada sistemini dile getirdim. Bunu yapıyor. Herkes yapıyor bunu. Bülent Ersoy da yapıyor. Işığı kapat evladım diyor. Işığı kapat. Işıkçı. Işık yapıyor. Sesi yankı yapıyor ses diyor Emel Sayın. Ses bunu herkes yapabilir bunu o anda. Bunu hepsi yapar o konser anlarında. Burada da yaptın. Sesim tok geliyor dedin. Sesi dağıtın, çoğaltın dedin. Tamam ondan sonra yaptılar zaten. Devam et. En sevdiğim şarkı da çıkmış bırakmış gitmiş sahneyi ya. En senin sevdiğim, mi? En sevdiğim. Şunu söyleyeceğim. Bir kere Muazzez Ersoy, sevgili Muazzez Ersoy. Sen usulü hepimizden iyi bilen bir insansın. Hep hakikaten sahne usulünü yıllardır sahnede olan bir insan olduğu için söylüyorum. Sevgili Zeki Müren'in çok iyi dostum olduğu için en sevdiği sanatçılardan birisin. Türk sanat müziğini benden sonra devam ettirecek yegane kişi demişti senin için. Nitekim senin arabandan başka arabaya binmezdi. TRT İzmir ödül almaya giderken vefat ettiği gece de senin arabanı istemişti. Bodrum'dan senin araban geldi, onu götürdü oraya. Götürmez olsaydı. Keşke vefat etmeseydi, gitmeseydi de oraya. O ayrı. Sen bu kadar bu işi bilen bir insansın sevgili Muazzez Ersoy. Sahne bırakılır mı Allah aşkına ya? Hem de devletin, ülkenin, bizlerin sahnesi bırakılır, yarıda kesilir, gidilir mi ya? Ne yaptın sen ya? Ne yaptın sen ya? Mutlaka Muazzez Ersoy'un bir başka problemi var, sıkıntısı var. Üst üste bu da ona bir şey oldu. O yüzden benim görüşüm, o yüzden bu hatayı yaptı. Ben bunu bir... Önce rejinin yaptığı bir hata olabilir, yapılabilir ama Muazzez Ersoy'un yaptığı çok daha rejinin yani üstüne çıkmış. Çok tabii. Bırakılmaz, yani olmaz. Devlete küsülmez. TRT'ye küsmek devlete küsmek demek ya. Bir de canlı yayında şimdi reji hata yapabilir. Olabilir. Bazı programcılar vardır. Televizyon programcıları da mesela. Bir de o bazı programcılar, hadi Muazzez Hanım yani yine bu Türk müziğinin kraliçesi. Bazı sunucular hiç sunuculuğun sesini bilmezler. Ya reji diye artistlik yaparlar. Şimdi bu saçma bir egodur. İş bilmediği için ya reji diyecek ya. Reji bir hata yapabilir. Ben bir hata yapabilirim. Hepimiz yapabiliriz. Ama yayın bitimi bir toplantı talep edersin. Arkadaşlar siz 2 haftadır ne yapıyorsunuz? Sesimi duymuyorum dersin. Anlarım. Bazı solistler sahneye çıktığında bak şöyle yaparlar agresifçe. Kulağına ses gelmiyordur. Gözünü mesela herkes onun kıyafetine hayran falan. O gözünü Tom Meister'e diker. Konserde böyle yapar bak. Evet. Bak şimdi sen solisti seyrediyorsun. Solist şöyle bak kendini yiyor. Evet. Suratı böyle olur. Mesela Seda Hanım böyle yapıyor. Bak şimdi saçı böyle yap öyle. Mesela oynarken şöyle yapıyor bak. 2 kere yaptım, 3.'sünde diyorum ki ben kıyamet kopacak arada. Bitti. Evet. Ama arada kıyamet kopacak. Çünkü 1, 2 böyle cilveli 3'te olay bitti. Ama yani tabii ki sahnenin önünde. Hele ki yani ülkemizin kanalı TRT'nin içinde bunu yapmak, her kanalda bunu yapmak çok ayıp. Her ne olursa olsun ama TRT'de yapmak çok daha olmamış. Hiç uygun olmamış. Olmamış. Muazzez Ersoy'a da hiç yakışmamış. Çünkü Muazzez Ersoy yani o kalıpta bir kadın değil ki. İnsanlarla konuşması, senin dediğin gibi hitap şekli muhteşem yani. Evet. Ama niye böyle olmuş? İşte olunca da hani derler ya böyle şey Allah şaşırtmasın diye, çok doğru gerçekten, biliyor musun? Evet. Ama böyle ekibini ekran önünde maalesef aşağı çekmeye çalışan ya da ekran önünde ekibini eleştiren çok kişi oluyordu biliyorsun eskiden. Hakan Peker de bunlardan biriydi. Reji, ya sen klip mi çekiyorsun, rejiyi uyarıyorsun? Orada bu çok önemli bir programdı zannedersem, değil mi? Evet. Engelsiz Sahne. Konuk olduğu bir programdı. Evet. Engelli arkadaşlarımızın çıktığı, bak orada görme engelli bir arkadaşımızla şarkı söylüyor Hakan Peker. Beni çek diyor rejiye. Ya rejiye beni ver diyor. Beni ver diyor. Ben anlamıyorum yani. Yani ne gereksiz yani, rejide ne yapacağını sizden ya da orada canlı mikrofondan söyleme. Bırak reji seni vermesin de oradaki engelli kardeşimizi versin, onu da ailesi 3 kere daha fazla görüp sevinsin. Bitmedi kamera aşkınız gerçekten. Hakan Peker'i de o zaman çok kötü eleştirmiştik. Bazen bazı sunucular da şey yapar mesela yayın sonrası kameramana. Ben beni soldan çek demiyor muyum? Benim sağdan profilim çok çirkin. Beni soldan vermeyin. Soluna sağına güvenmiyorsan ekranın karşısına çıkma kardeş. Kameraman da senin her ince ayrıntına kadar seni verecek değil ki yani. Allah'ım yarabbim. Gerçekten çok sinirlendim. Çok